TR724 YouTube kanalındasınız. Erhan Başordu'nun yazdığı Faili Meçhul Kördüğüm ve Erdoğan başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye'de sular bir türlü durulmuyor. İnsan hakları ihlalleri ve hukuk eliyle intikam operasyonları artık rutin hale geldi. Kim yapıyor, kim yaptırıyor, kimsenin gerçeği bildiği ya da söylemeye cesareti yok. Son dönemin en kitlesel mağduru cemaate göre Erdoğan ve derin devlet yapıyor. Bir diğer kitlesel mağdur Kürtlere göre de Erdoğan ve derin devlet yapıyor. Kemalist ve sol kesimlerin okuması ise çok başka. Onlara göre kripto FETÖ'cüler yapıyor. Birinci Silivri operasyonlarını da onlar yapmıştı. Dilleri bir türlü Erdoğan demeye varmıyor. Son dalgada tutuklanan Oda TV'nin avukatı ise yeni bir menfez açtı. Onlara göre yeni nesil FETÖ'cüler ters manyal yapıyor. Yine fail için Erdoğan demeye dilleri varmıyor. Bir başka yorumsa son dönem insan hakları kıyımlarının arkasında Pelikan'ın olduğu şeklinde. Pelikan, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifasına neden olan bildiriyi yazdıkları kabul edilen, Erdoğan tarafından açıktan desteklenen, Boğaz'da kendilerine tahsis edilmiş bir yalıda psikolojik harp yapan, vekil kontra gerilla diyebileceğimiz genç ve sivil bir ekip. Bu yorumların maalesef her olayı üst akla, Soros'a, CIA'ye, evangelistlere, Siyonistlere, ABD'ye, Avrupa Birliği'ne, İsrail'e bağlayan yandaşlardan bir farkı yok gibi. Peki kim yapıyor? Kimin eli kimin cebinde? Bin tilki dolanıyor ama hiçbirinin kuyruğu birbirine dolanmıyor mu? Bu nasıl mümkün oluyor? İşin gerçeği şu, Ergenekon, Balyoz ve KCK operasyonları yapılırken de bugün cemaate, Kürtlere, sol ve Kemalistlere operasyonlar yapılıyorken de tek yetkili isim Erdoğan. Erdoğan, Ergenekon, Balyoz ve KCK operasyonlarına tek tek izin veriyor, talimatlarını dinlemeyen savcıları da görevden alıyordu. O gün iddia edildiği gibi cemaat mensuplarını kullanmış olması, o operasyonların karar mekanizmasının Erdoğan olduğu gerçeğini değiştirmez. Bugün de diğer dini gruplara hasreten İskender Paşa ve Menzil grubu, ülkücülere ve derin yapılara yakın isimleri cemaat, Kürtler, sol ve Kemalist muhaliflerine karşı kullanıyor olması failin Erdoğan olduğu gerçeğinin üzerine örtemez. Tüm bu dönemler boyunca Erdoğan, emniyet, istihbarat ve MİT'i kullandı. Her ikisi de kendisine bağlı ve atadığı isimler. Tüm bu dönemler boyunca Erdoğan, HSK ve yargıyı kullandı. Her ikisine de hakim ve tek söz sahibi. Kimleri kullandığı veya kimlerin kendisini direksiyonda sandığı önemli değil. Tek karar verici ve rota belirleyici olan Erdoğan. Yaptığı en usta iş zamana ve zemine göre gayri resmi koalisyon ortaklarını değiştirmek. Suyu geçince at değiştirmek gibi. Kazanan her zaman Erdoğan. Kaybeden de hep gayri resmi koalisyon ortakları oldu. Dün cemaat olduğu gibi bugün de derin yapılar olacak gibi. Cemaat o gün kendisini yok etmeye çalışan bir yapının elinden kurtulmak ve demokrasiyi inşa etmek için tuzağa düştü. Bugün de derin yapılar kendilerini aklamak, cemaatten intikam almak, Kürt sorununa barışçıl çözümü önlemek ve Erdoğan'ı devirmek için aynı tuzağa çekilmiş durumda. Milletvekili Ahmet Şık'ın ısrarla kullandığı PETÖ yani Pelikan Terör Örgütü denen şey de bizatihi Erdoğan'ın ekibi. Erdoğan ve yandaşları FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın hamlesini kendilerini yok etme hamlesi olarak gördüler. Gayri resmi koalisyon ortaklarına tazminat davaları açıp onlara yakın olduğunu düşündükleri medya organları ve mensuplarına operasyon yaptılar. Güç bizde ve yargı da bizde diyerek gövde gösterisinde bulunuyorlar. Sonuçta dün de bugün de yaşanan insan hakları kıyımları ve yargı eliyle intikam operasyonlarının tek yetkilisi Erdoğan'dır. Ağacın kökü de, gövdesi de, dalları da Erdoğan ve yandaşlarıdır. FETÖ, PETÖ, derin yapılar sadece geçici amaçlar için istismar ya da istismal edilen araçlardır. Ağacın dalları bile değiller. Tüm bu süreçler boyunca hedefine şaşmadan ilerleyen tek güç Erdoğan ve yandaşlarıdır. Tüm bu yapılanlara farklı sorumlular aramak, başkalarını suçlamak, Erdoğan'ı suçlama cesareti gösterememekten değilse,
Erdoğan'ı güçlendiren ve tüm bu kıyımların sorumlusunu faili meçhul bırakan bir gaflettir. Basit ve yalın bir gerçeği kör düğüme dönüştürmekten başka bir işe de yaramıyor. Kör düğümün tek çözümü amili ve faili somutlaştırıp ifşa etmek. Mağdurları da ortak evrensel değerler paydasında birleştirmektir, diyor Erhan Başurt TR724'teki köşesinde.